Baden-Württemberg eyaleti başkenti Stuttgart'ta 7 Ekim'de yapılan seçimde hiçbir adayın %50'lik barajı aşamaması sonucu ikinci kez sandık başına gidildi. Türkiye'li nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biri olan 613 bin nüfuslu Stuttgart'ta yapılan seçimlerin ikinci turdaki galibi Yeşiller Partisi oldu. Böylece Yeşiller ilk defa bir eyalet başkentinde belediye başkanlığını kazanırken, 40 yıldır iktidarda olan CDU ise Almanya'nın güneybatı eyaletinde önemli bir yenilgi daha almış oldu. Yeşiller, eyalet parlamentosu seçimlerinde de Baden-Württemberg'de çoğunluğu kazanarak Winfried Kretschmann'ın başbakanlığıyla ilk defa bir eyalet hükümeti kurmuşlardı. 16 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı olan CDU'lu Wolfgang Schuster, görevini Ocak ayında Yeşiller Partisi'nden Fritz Kuhn'a devredecek. Seçim sonuçları, Stuttgart 21 projesi karşıtlarına da moral oldu. Proje karşıtları, seçim sonuçlarını talan ve yıkım demek olan Stuttgart 21 projesinin durdurulması için önemli bir adım olarak değerlendirdiler. Şimdi cevap bekleyen soru, Stuttgart 21 projesinin akıbetinin ne olacağı? Zira Yeşillerin eyalette oylarını arttırmasının nedenlerinden biri de bu projeye karşı çıktıklarını söylemeleriydi. Daha önce yapılan eyalet seçimlerinde de Stuttgart halkı, merkez istasyon projesinde Yeşillerin kendilerini desteklemesi umuduyla oylarını bu partiye vermişlerdi. Bu arada Stuttgart 21 Merkez İstasyon Projesi'nin gerçekleşmesi için başlanan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.